Her defasında en tırt şey beni buluyor, Kont Ahmet. Senin yeğeni Murat abi. Annemin mezarına gittim rahmetli dayıma. Zombi olarak çıktım. Hayır, Muslim de vardı ama. Ulan bir susun be! Ecevit bacım, seçtin mi? Hangimiz ısıralım seni? Sadi, yaslıyor musun lan? Zombilikte öyle şeyler yok Murat abi. Yani aranızı alın derken bunu kastetmemiştim ben ama bilemedim ki şimdi hanginiz daha iyi. Bak ben sana diyeyim, kurt adama sen daha rahat adapte olursun. Gördüğüm kadarıyla öyle ezen bir operasyon derdin yok. Ayda bir defa muayen günümüz oluyor. O senin için bir sıkıntı yaratmaz. O bana koymaz. Ben de öyle düşünmüştüm. Olayımız bu. Bir tane de mottomuz var. Kurtlukta düşeni yemek kanundur. Bu mottoyla geçen cuma şafak vakti Bella'yı da renklerimize kattık. Hoşuma gitti. Ahmet Sümya, niye bana bir bok olmuyor ya? Ben niye dönüşemiyorum kardeşim ya? Ha böyle filmlerde görüyoruz bazen bir gün iki gün sürüyor. Acaba öyle bir şey mi ya? Hemen olmayayım mı acaba? O filmler yalan abi. 10 saniyede dönüşüyorsun normalde. Hakikaten ha abiler. Bu adam biz iki haftadır ısırıyoruz. Bir tek konuşması dönüştü. Başka bir şey olmadı. Ben anlamadım ya. Şimdi ben hepiniz ısırdınız. Bir tek bu Murat Uşağı ısırmadı. Acaba ondan mı? Murat Sümya'yı bir ısırır mısın? Salih. Prensip olarak erkekleri ısırmıyorum. En son denememde vücudunda olan fizyolojik değişiklik beni kırlandırdı. Ulan Murat, ölümsüz oldun. Doğaüstü varlık oldun. Yalnız şu homofobini bir yenemedin güzel kardeşim ya. Homofobik kurt adam. Toprakçı zombi ne lan? Sadi, defonu kullanacağım kardeşim kusuruma bakma paylaştığım için. Bunun geçen gün karşısına 3 tane adam çıkmış. Normalde ne yapması lazım? Yemesi lazım. Lan atmış ceplerine parayı koymuş, memleketlerine göndermiş. Niye? Niye? Hemşerim diye. Hemşerici zombi mi olur lan? Bir dakika, bir dakika, bir dakika Murat abi. Biz zombi olduk diye geldiğimiz yeri unutanlardan değiliz abi. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Hemşeri hemşeriyi zombilikle kovalarmış. Adamlar Samsunluydu. Biz de çarşamba çocuğuyuz, yanlış olmaz. Arkadaşlar bana bir konsantre olabilir miyiz? Bana odaklanın, ne olacağıma karar veriyorduk. Kız, vampir ol sen vampir. Ya. Tipin bunlar gibi kayık değil senin. Kurt adamın artık geleceği parlak değil. Son 5 senedir yapılan filmlerin hepsinde bunlar vampirlerin yancılarıydı. Vallahi bak, zombi desen arada bir moda oluyor. Ondan sonra da filmi falan yapılmıyor onların ya. Vampirlerin her dönem gideri geçerliliği var güzelim, gel. Twilight diyorsun. Aynen. Terbiyesiz. Murat, bak, bak hele buraya, bak, bak. Sana en güzel yerini aradım paçadan. Ha bunu bir ısır, bunu bir ısır. Salih, Allah'ın adını veriyorum, bir sus ya. Sadi, zombilik hakkında ne düşünüyorsun? Valla bizim kafamız çok rahat Ecevit Hoca, öyle söyleyeyim sana. Bak, kafa rahatlığı önemli. Şimdi mesela istediğin zaman yatıyorsun, istediğin zaman kalkıyorsun, kafana göre ne istiyorsan onu yapıyorsun. Kimse senden bir şey beklemiyor, zaten senin kimseye faydan yok. Her işte ekip halinde geziyorsun, senden olmayanlara grupça saldırıyorsun, ısırıyorsun, bu yani. Ay papçılar gibi, ben severim zaten onları. Kafam karıştı ya, ben ne olsam. Sadicim, sen yine de bir adım geri dur, ben huylanıyorum çünkü. Pardon bacım. Murat'su bak, bak. Ha buraya sağ, terbiye yaptım. Allah aşkına bunu bir ısır. Bunu bir ısır. Yani bak hayvan olduğumun altını çizerek söylüyorum. Terbiyemi bozmak istemiyorum. .org/AMK. Isınmıyor musun? Bu ne ya? Oy, geri oldum ya da. Ya aslında hepinizin artıları da var, eksileri de var. Bilemedim ben ya. Bana hırlama. Sen de seç artık birini. Birimizi seç artık. Şöyle mi yapsak acaba? Aynı anda üçünüz birden ısırsanız. Hem denenmemiş bir şey de olur. Bir insanı hem vampir, hem kurt adam, hem zombi aynı anda ısırırsa hep ne olacağını merak etmişimdir. Vallahi ben rahat bir adamım. Arkadaşlar da çekinmez dese emerim. Lan ne çekineceğim? Ben de ısırırım. Vallahi biz de ısırırız da biz ısırınca koparıyoruz, yiyoruz bacım. Ona göre. Olur olur. Ben de yolarım. Salih abi sen dur. O zaman afiyet olsun gençler. Buyurun bakalım. Ulan bana hırlama. Hadi. Yiyeceksen ye. Gazeteyle vururum valla. Buna gerek yok. Hepinize yetecek kadar. Tamam.
Oğlum niye öyle bakıyorsunuz? Oy üçünüz buradan ısırdığınızda ha bu mu çıkıyor? Beni ısırmayın. Haçan komşular haçan! Bu ne lan? Vampirim lan ben! Gidiyorum ben. Sadi. Hadi kardeşim biz de kaçalım. Bu ne lan? Sadi bu taraftan oğlum hadi gel. Şuurunu kaybettin hadi Sadi yürü Allah aşkına ya. Ne oldu ki ben neye benzedim ya? Aman abi oğlum ya. Anasını satayım ya. Ne kadar da tatlı bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata ilişki. Ne kadar da ne kadar ne kadar da ne kadar. Ne kadar da değişik bir o kadar ilgi. Yakalayamayabilirsen üzülme sen. Hayatın olmuş işler güçler. Ne kadar da tatlı bir o kadar farklı. Pişkin hayata ilişkin. Ne kadar da ne kadar, ne kadar da ne kadar. Ne kadar da değişik bir o kadar ilginç. Yakalayamayabilirsen üzülme sen. Hayatın olmuş işler güçler. Hayatın olmuş işler güçler. La oğlum adam tek tek herkesin etrafını 7 kere döndürdü ya la kamerayı. Hayır bir metafor var diyeceğim. Güzel oldu. Adam o işlere de girmez. Yok yok. Ben dayanamadım sordum. Neden sürekli kamera etrafımızda dönüyor dedim. Hitchcock da öyle yapıyordu dedi. Bak bak. La o kadar filmden sadece öpüşme sahneleri mi kalmış aklında? Allah'ın sapığını. Ben sana bir şey diyeyim mi? Eğer bu adam hac olayını kendince beleşe getirmiyorsa benim adım da Sadi değil. Senin adın Sami değil mi lan? Hacı abi, bu adam sürekli çemberler daireler çizdirip duruyorlar. Biz de onu konuşuyorduk abi şimdi. Görüntü yönetmeni çekimden önce Hakkı'ya pi sayısını 3 alabilir miyim diye sordu. Kulaklarım da duyuyor. Almasın almasın karışıklık çıkar 3-14 alsın. La oğlum şu filmi Kopernik izlese lanet olsun der. Bu ne lan der ya? Aynen aynen. Benim de evliliğim bitecek. Hanım her akşam içip içip eve geliyorsun deyip dün akşam almadı beni eve. Ben de çıkışta atlı karıncaya biniyorum abi. Her şeyi normal görüyorum. Evet, para akıyor, para. Şimdi onaylı sahneleri çekeceğiz. Sadi, gel. Prova yapacağız. Fıtı fıtı fıtı. Hafif, alaycı bakmanı istiyorum. Seksi. Birazcık sinirli. Cool. Hepsini aynı anda yap. İşte bu. Surata bak, surata. Mimik tarlası mübarek. Aferin Sadi. Hazır mısın? Aslanım, babamın adını sende yaşatıyorum, tamam mı? Gözlerinden pırlasma, enerji, duygu, hepsini görmek istiyorum. O lenslere çok para verdik kardeş. Hadi. 5, 6, 7. Dönün! Dön! Dön! Aferin Sadi. Hımbıl. Rest. Lan oğlum neyin resti, ne resti lan? Sıra sende değil ki. Ya şu adama 2 haftada şu oyunu oynamayı öğretemedik ya. O zaman gördüm. Üstem abicim şuraya bir bakar mısın? Bunu da gördün mü lan bunda? Bak, bir şey orada. Demek ki kuş varmış, uçmuş gitmiş. Antrenman koçu Münir Bey, sıra size gelmeden rest diyemezsiniz. Biri rest demeden de gördüm diyemezsiniz. Bunları da biz öğretmeyelim size. Bana da Sade öğretti. Kavga etmiş çocuklar. O zaman... Rest. Şimdi gördüm diyeceğim. Ben pas diyorum ya. Senin ben ebeni sikeyim arkadaş. Batırdın oyunu ya. Tamam lan. Ben de gördüm lan gördüm. Rüstem abi. Pas. Kare 2. O ne? O ne lan?
Lan arkada bir dakika, bir dakika. Demin ben burada kağıt çekerken kupa ikiliği ben gömdüm buraya. Bu adam kar çalıyor. Kar çalıyor. Şişt, bey sakin ol. Öyle şeyler söyleme. Ağır ithamlarda bulunma Rüstem amcamıza. Neyine bulunmayayım hanım? Benim kupamı çaldı, kupamı. Benim kupam o. Benim kupam. Ver kupamı geri. Gidiyorsun lan sen. Samsunlu lan bu. Salihciğim, sayısalım iyidir bilirsin. Özellikle bölme işlemini çok iyi yaparım. Bölen, bölünen. Bu da kalan. Al. Dolmuşta bozuk mozuk lazım olur, kullanırsın. Utanmıyor musun oğlum lan? Baban yaşında adam ya. Bana ha. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Çocuklar, bir yanlışlık oldu herhalde. Yoksa ben hile yapmam. Neyse, siz daha fazla kavga etmeyin. Benim de sahnem geldi zaten. Ben gideyim, siz oynamaya devam edin. Dedi. Ama... İyi dememiş. Biz yanlış oynadık zaten. Sen değil ki, o başlayacaktı. Ya hem yanlış oynadık, hem adamın kalbini kırdık. Ama böyle olmuyor mu ya? Sade. Ya bu Zehra beni sevmiyor sanki. Zehra mı? Hı. O biraz tuhaftır ya, boş ver. Ona bakarsan senin annen de beni sevmiyor. Sen de benim anamı boş ver, o da tuhaftır. Şişt, dün bana öğrettiklerini yaptım bugün. Nefes alma tekniklerini mi? Hı. Ne diyorsun ya? Yap bakayım. Al diyaframı. Ver diyaframı. Ver, al, ver. Nasıl? Sesin daha iyi, değil mi? İyi, evet, iyi. Ece? Ece, iyi misin? Biraz başım döndü, o kadar. Sen ne yaptın? Markete mi gideceksin şimdi? Evet. Yarın var diye oradan da sete geçeceğim. İyi, kolay gelsin. Sette görüşürüz o zaman. İyisin değil mi? İyiyim ben, iyiyim. Tamam, görüşürüz. Biraz fokusta bir sıkıntı var ama... Hadi git artık sen ya, geç kalacaksın. Korkma prensesim, kurtarmaya geldim. Gel buraya. Sus, konuşma. Ahmet, çalışsana beni. Hasul, haydi. Ya Allah. Kurtaracağım seni, kahpe Bizans'ın yiğit güzeli. Gel lan. Ahmet! Ahmet! Kes! Gitar! Arkadaş, bu marşlar da çekirdek gibi ya. Başladı mı bitiriyorsun, ortasında bırakıp çıkmak mümkün değil ha. Kız telef oldu ya. Feride. Ahmet, bu ne ya? Hay! Ya! Feride,
Şimdi ben keman veya çello getirmeyi düşündüm. Hatta bah çaldırmak istedim burada ama çok klasik olur diye biraz çekindim açıkçası. Böyle daha iyi olacağını düşündüm. Özür dilerim, kokulu silgim. Yok Ahmet, seninle ilgili değil. Ben de işte sen kendini prenses gibi hisset, keyfin yerine gelsin diye istedim ama bu kılıç biraz aşırı oldu galiba. Özür dilerim tekrar. Tamamen gülmek için yani. Yok Ahmet, ben şeyden ağlıyorum. Neyden? Şey... Ney? Ya Ahmet, ben annemi çok özledim ya. Kaç zamandır görmüyorum, çok özledim. Bu muydu Feride? Annesini özlemiş ya, kıyamam. Anneni mi özledin sen? Gel bakayım buraya. Murat abi, şimdi çok anlamsız bir soru olacak ama bunu da hesaba yazayım değil mi? Mesut, otursana iki dakika. Yok abi, benim resepsiyonda işim var. Otur, otur, otur. Kokuyor muyum lan ben? Bu kızlar niye bana bakıyor? Hayır, sadece bunlar da değil. Birkaç haftadır nereye gitsem kızlar beni kesiyor. Tam olarak sıkıntı nedir bunda? Oğlum ben hayatım boyunca kızların kestiği adam olmadım. Şu tipe bak lan. Saçlarım iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde bana bağımlı. Sadece uzunluklarına, kısalıklarına karar verebiliyorum. Gelecekleri yönü kendileri belirliyorlar. Yok be abi. Ne yok be abi? Ben kendimi bilmiyor muyum ben? Benim vücudum Avustralya kıtası gibidir. Üzerinde kendine özgü bir sürü acayip şey var. Ayrıca uzuvlarımın da bugüne kadar bir hayrını görmedim Mesut. Şu dişlere bak Allah aşkına ya. Resmen arkamdan iş çeviriyorlar. Aha. Hayır oğlum, niye bakıyor bunlar? Bizim görmediğimiz bir şey mi var? Problem ne Mesut? Murat abi, artık televizyona çıkıyorsun ya. Değil mi Mesut? Ben normalde sebze halinde kamyonlara karpuz attığım için ilk defa mı çıkıyorum oğlum? Daha önce niye olmadı? Öyle değil abi, artık başka. Artık magazin programlarına çıkıyorsun ki en önemlisi de sevgilim var. Sevgilim mi var? Evet var. Ecevit ablayla çarşaf çarşaf fotoğraflarınız çıktı. Ecevit'le bunları yapabiliyor muyuz? O zaman ben bir balkon sefası yapayım. Bak abi, sen artık markette kucağında bebekle gezen adamın bir tık altındasın. Kadınların radarına girdin. Anladım. O yüzden bunlar bana Moby Dick görmüş ahap gibi bakıyorlar. O zaman biz bu durumu avantajlı hale getirelim Mesut. Tabii başım bağlı olmasaydı değil mi abi? Ahlakçılık yapma Mesut. Hadi abisi, çekilebilirsin. Avantaj Federer. Yüzük müzik mi taksam la ben? Hayatın olmuş işler güçler. Bu ne hal lan? Kolların yeni iyileşti. Kafanı mı patlattın bu sefer de? Kızın abisi dövdü. Gene ne yaptın? Bir şey yapmadım, zevk için dövdüm. Şöyle dedi. Beni dövdükten sonra hayata yeniden başlamış. Sabah zor ediyormuş beni dövmeye haliyle. Senin elinden armut mu topluyor? Vuramadın mı iki tane sende? Vurdum. Adam öyle otantik diyor ki daha çok ağza karşıda görüyorsun. Bazen bakıyorum adam yumruk atıyor, vücudum mu vuruluyor. Vay anasını. Ben de salıyorum kendimi. Bir usan sana içini zannettiğini izliyorum. Kavgada interaktif olmadığını istiyorum. Kendimi aynı anda hem Tom şeyin şey hissediyorsun. Deyyus'a bak ya. Ne keyifle anlatıyor. Canım çekti resmen. Bizim çocuğu da götürsek diyorum. Belki adam eder ha? Bak bunu boya kılmadan sadece vurarak yaptı. Sadece vururu var. Dayak yemeden sadece Sen, versene sen şunun telefonunu bana. Ne yapıyorsun lan? Kendinde misin? Belki bir şeyler kaparım ya. Biliyorsun çocuk bende gani. Ürkütmeden sayamıyorum. En son sayımda 7'ydi. Belki ileride lazım olur. Eğitim maksatlı. İslam, bu enerjiyi kimseyle paylaşmam. Ver lan! Arkadaşlar hazır mısınız? Çekime başlayacağız. Kurdunuz mu şarjı? Hemen hazırlanıyor Zehra Hanım. Hadi lan hadi. Üstam abi, müsaade var mı abi? Tabii ki Salih Beyciğim. Buyurun. Ben de çıkıyordum zaten. Abi, ben dün gece pişmanlıktan sabaha kadar deliksiz bir uyku uyudum abi. 7 senedir böyle bir şey olmamıştı abi. Estağfurullah Salih Beyciğim. Büyütmenize gerek yok. Abi öyle şey olur mu? Ben çok pişmanım. Lütfen abi. Sana kendimi affettirmem lazım. Dile benden ne dilersen. Estağfurullah. Böyle şeylere gerek yok. Abi, bir gece daha deliksiz uykuyu benim bünyem kaldırmaz abi. Dün internet şirketinden aradılar. Bir sıkıntı var mı diye sordular. Bizim oranın komple internetini ben tek başıma sömürüyormuşum abi. Abi bir şey iste benden. İste yapayım. O zaman bu akşam
setten sonra buluşalım. Bir yere gideceğiz seninle. Abi özür dilediğime beni pişman edeceksin değil mi? Bakalım inşallah. Tipe bak Amerika. Saç! Saçtan kimse yok mu? Ha onları da şu kolonun oraya doğru itin. Ha. Zehra Hanım buyurun bugün kumanya alacak kişilerin listesi. Çok teşekkür ederim Vedatçığım. Rica ederim. Eğer başka bir isteğiniz yoksa işimin başına dönmek istiyorum Zehra Hanım. Yok. Ha bu arada Vedat. şu yaşadığımız şey umarım profesyonel ilişkimizi etkilemez ha? Hangisi? Sizin evde yaşadıklarımız bu. Ben onları tamamen unuttum ya. Yok be oğlum o değil. Biraz önce sana teşekkür ederek normal insan muamelesi yaptım ya. Onu diyorum. Çünkü ben seni profesyonel bazda ezmeye devam edeceğim onu bil de. Tabii ki ezebilirsiniz. Zaten benim sizinle yaşadığım her şey bu bayramda milletin birbirine attığı hazır SMS'ler gibi ya. Böyle süslü, afilli ama yapay, samimiyetsiz ve çabuk bitiyor ya. Allah kahretsin yine zekice bir şey söyledi. Eğer Marx olmasaydı sosyal devlet de olmazdı biliyorsun değil mi Zehra? Vedat bu yaptığın hiç adil değil ama. Çok zayıf noktama dokunuyorsun ha. Sendikalar olmazdı. Çalışan hakları olmazdı. Ki bizde hala yok Zehra. Hadi. Hayır ya, hayır. Marx belki kapitalizmin duvarlarını yıkamadı Zehra. Ama bizim için sayısız delik açtı o duvarlarda. Ki biz rahat nefes alabilelim diye. Aman ya, aman. Gel, gel. Ama ya. Gel. Vedat, 8 kere 9. Lan. Lan. Çabuk söyle, çabuk söyle. Annenin. 65. Oh be. Geçti. 65 ne lan? 65 ne Vedo? Bari çarpım tablosunda olan bir sayı söyleyeydin. Ya ne bileyim ben. Yüzde kaç ihtimal olduğunu da hesaplayamadım şimdi. Attım işte belki tutar diye ne var? Lan yürü git lan, yürü git. Hocaya o kadar artistik yaptık. Gerçek hayatta bunlar ne işimize yarayacak be diye. Meğersem bu işe yarayacakmış ya lan. Ben bilsem onların hepsini ezberlerdim ya. Hadi arkadaşım hadi işine ya. Allah kahretsin. Buyurun efendim. Efendim çok kibarsınız. Bak ben bir kanuniye kapı açarım bir de sana açıyorum kıymetini bil. Ya bir iş var mı? Ya bunlar ne ayak? Dur bakalım anlayacağız. O zaman ben işime bakayım. Merhaba. Merhaba. Bu kıl kuyruğu bu aralar çok fazla etrafında görüyorum senin. Asılmıyor değil mi sana? Yok be abi arkadaşız biz. O benim ufak badim. Ha, iyi. Kafasını kırarım onun. Hadi biz kostüme geçelim. Evet, çekim başlayacak. Ya sen yapma öyle şeyler. Ne kadar tatlı, ne kadar tatlı, ne kadar tatlı. Ya arkadaşlar, siz böyle aynı anda gelince olmuyor ki. Keşke ben sizi ayrı ayrı alsaydım. Keşke işte Tülay, keşke. Ben de aynısını söyledim de Ahmet Kural denilen bu sönmüş yıldız... ...bu kara delik benim önce girmeme müsaade etmedi. Niye? Çünkü hasretinden çatlar. Tülay, söyle şu Yavuz Seçkin taklidi yapan Hıncal Uluç'a benim adım Ahmet Kural. Bu isim onunkinden ancak telefon defterinde sonra gelir. Ona da itiraz ettim anasını satayım. Bugün yarın sonucunu bekliyorum. Şşş yavaş gel flaş büllük. Sen üniversitede bebelerle kısa film çekerken ben sektördeydim lan. Sönmüş kireç. Kız tağlamanın kurallarıymış götüm. Ulan Murat Cemcir 135 bölüm gazide adam vurmak için para aldım. Seni de aradan çıkarttırırım bedavaya bak. Beni sinirlendirme lan. Nasıl olsa hukukumuz var. Ulan gözü kör olsun şu teknolojinin. Vallahi bak şu telefonları var ya daha adam kesebilecek kıvama kadar inceltemeliler. Yoksa senin basit kesillerini bir sadeleştirmeye giderdim. Seni pis sönmüş yanardağ. Seni burada bir ıslatırım. Ya dayamazsın. Lan onu. Lan ne diyorsun lan? Ya durun, kime? Durun. Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar. Ay durun, durun. Boşu boşuna kavga ediyorsunuz ya. Hani size ayrı ayrı söyleyecektim ama madem böyle bir durum oldu bir anda söyleyeyim. İkinize birden bir teklif var. Gene mi film ya? Tülay ama yeter artık ben sıkıldım da. Zaten aynı dizide oynuyorum ben bu sümsükle. Film değil, spor programı yorumculuğu. Ya böyle hepi topu 4 haftalık bir şey. Sizin şöhretinizden faydalanmak istiyorlar. Ama yeter ya. Bu ne insanlar sürekli benim şöhretimden faydalanıyor? Biz niye faydalanamadık hala bu şöhretten? Bir faydasını göremedim ben ya. Sana şu anda o kadar çok uyuz oluyorum ki. Ama doğru söylüyorsun kardeşim. Zaten bizim şöhretimiz var ama kimse göremiyor anasını satayım. Memlekette bizim şöhretimizi izah edebilen tek insanlar teologlar. Spor programı yorumculuğu diyorum. Bir daha düşünün. Şimdi sana da bunu fırlatacağım Tülay. Gözünü seveyim bizim spor programıyla ne alakamız olabilir ya? Oğlum burada birisi bir yorum yapacaksa o benim. Bizim ne işimiz olur ya futbol programıyla Allah aşkına? Vallahi bilmem.
İyi para veriyorlar. Tamam o zaman. Öylesene ya. Ne zaman başlayalım? Ben size haber vereceğim. Şey yapalım o zaman biz ya. Ne yapalım? Gidelim. Hadi sen de gidelim kardeşim. Hadi kardeşim. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Hadi kardeşim. Görüşürüz. Arkadaş, bir insan yarım saat boyunca bunları nasıl düşünür ya? Hareketlere bak lan. Ben alıştım artık abi. Vallahi ben de alıştım ya. Sen tabii memuriyetten geldiğin için kardeşim, öğrenebileceğin en iyi yerde öğrendin beklemeyi. Kapıkule'de. Allah Allah, ne varmış ya memur olmakta? Ayıp mı? Benim ilkokul numaram bile 657 idi abi. Alnıma yazılmış, ne yapayım? Ayrıca Kapıkule'de eskisi gibi bekleme yok. İki kapı arası 8 dakika. Hemen tribünlere oyna Sadi. Hemen tribünlere oyna. Ya Hakkı'cığım, birini karar ver çekelim Allah'ını seversen ne olur ya. Aa, öyle deme Şenolcuğum. Vertigo hareketi şakaya gelmez. Silah gibidir. Yanlış kullanırsan elinde patlar. Çocuklar, başka sahneleri çekelim. Benim biraz düşünmem gerekiyor. Bu arada çekiminiz bitince kaçmak yok. Zehra size ofiste sosyal medya kullanım dersi verecek. Vay arkadaş ya. Şimdi arkadaşlar, çok zamanınızı almayacağım. Bir iki tüyo verip gideceğim. Tahmin ediyorum hepinizin gece planı var. Arkadaşlar, 3 gün önce hepinize teker teker Twitter hesabı açmama rağmen görüyorum ki hala aktif değilsiniz. Ya ben bu en son chat mevzularından sonra internet iletişimi kestim. Yabancıyım bayağı bu konulara ya. Mirç değil mi Ahmet? Ne Mirç'i lan? Chat, chat. Gülsen Gül, internetten bir hayranımla iletişime geçtim. Twitter'da adminmiş, bana ob verdi. Neyse artık. Vay arkadaş. Neyse, dağılmayalım. Arkadaşlar, hayranlarınızla konuşmuyorsunuz. Yeterince diyalog kurmuyorsunuz. Aa, buradan cevap da veriliyor hemen. Tabii ki veriliyor Ahmet abi. Ama denge önemli. Yani öyle 500 tane takipçisi olan yeni senaristler gibi her söylediğine cevap vermeyeceksiniz. Ha, ama olmazsa olmaz. Retweet etmediğinizde ayıplanacağınız şeyler de yok değil tabii. Retweet hangisiydi desem çok mu abartmış olurum ya? Yuh Sadi, sen üniversiteyi nasıl bitirdin lan? Çan vardı abi bize. Çan ne lan? Ben de bileyim oğlum. Ruhban okuluna falan gitti Ella. Arkadaşlar, dağılmayalım. Bana odaklanın. Şimdi, selamın aleyküm denildiğinde aleyküm selam diyorsunuz değil mi? Elhamdülillah. Tabii, ben derim. Ha işte, Twitter'ın da böyle selamın aleykümleri var. Kan aranıyor duyuruları, hayvan hakları yürüyüşleri, sansüre karşı gösteriler. Bunları gördüğünüz zaman retweet'i çakıyorsunuz. Sizi takip edenler de görüyor. O zaman Sadi ile Ecevit'in bir şey yapmasına pek gerek yok. O niye ki o? Takipçi sayısıyla alakalı Ecevit. Sanki sizin çok takipçiniz var anasını satayım ya. Sanal haddimizi aşmazsak Sadi'cim. Sen tabii bilmiyorsun, siz de bilmiyorsunuz arkadaşlar. Söyleyeyim, 3 günde 3000 küsür tane takipçim oldu. O takipçileri şu an bir yere getirmek isteyeyim. Gazi Osman Paşa Stadyumu'nu ağzına kadar doldururum çakılı. Kendisi Tokat Spor'un resmi stadyumu olur. Sizin takipçilerinizi bir yere getirelim desek 7'ye 7 maç yapamazsınız. O da halı saha bile değil ya. Ama öyle deme Muratçım. Sadi'nin 6, Ecovit'in de 5 tane takipçisi var. Yalnız Sadi'nin 6 tane takipçisinin yarısını soyadı Cengiz. Diğer üçü de şey, Orhan Veli, Can Yücel, unutulmaz nesiller. Geçen bu, bak dinle, dinle lan dinle. Geçen bu Orhan Veli'ye tweet atmış. Hocam ne kadar güzel yazmışsınız, ellerinize sağlık, çok hoş diye. Vay arkadaş. Neyse, dağılmıyorum. Arkadaşlar, Twitter'la ilgili son bir kural söylüyorum. Size gelen tweetlere cevap verirken smiley koymayı ihmal etmeyin ki götü kalkık demesinler. Smiley yapmayı biliyorsunuz değil mi? Ha, çok güzel. Eğer konuyu uzatmak istemiyorsanız da göz kırpan smiley koyuyorsunuz. Aa, üstüme iyilik sağlık. Smiley'in göz kırpanı da mı var ya Murat Cemcir? Şöyle noktalı virgülle yapılan bak. Bakayım. Böyle mi? Aa. Cemcir vallahi yaptım lan. Allah Allah. Ben bunu burada gereksiz bir tuş olarak biliyordum. Meğer bu işe yarıyormuş bak bak. Aa. Dur bakayım ben de bir kullanayım. Zehra bir dakika. Vallahi kullandım yalan hayatımda. İlk defa noktalı bir gülü smiley olarak kullandım yalan. Hayırlısı kardeşim. Çok güzel. Celil cümlemize. O zaman dersimize son verirken son bir kez hatırlıyoruz. Ne yapıyormuşuz? Hayranlarımızla diyalog kuruyormuşuz. Selamın aleyküme esirgemiyormuşuz ve bol bol smiley kullanıyormuşuz. Haydi eyvallah. Hadi.
Ya Rüstem abicim soracağım ama korkuyorum. Bizim burada ne işimiz var ya? Eski bir defteri kapatmaya geldim. Senin üstün yeteneklerine ihtiyacım var. Ama önce şu güvenlik kamerasını etkisiz hale getirelim. Bana bak, açabilir misin kapıyı? İşte ya abi benim mesleğim nedir ya? Kapıyı açarız da abi yanında alet edevat yok ki. Durayım. Tamam, kilitli değil. Ama yine alet lazım abi. Ahmet Kural bütün kredi kartlarını aldı. Sende kredi kartı var mı? Ben de. Kredi kartı. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey daha var. Bir daha var. Yalnız Rüstem abicim bu yedili senin elinde kalmasın. Yedili üçlü çektirir. Sonra adaş kaderi yaşama. Ya sen de... Tat 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 tam. Açıl susam açıl. Buyurun efendim. Abi dur ben bir ışıklandırdım bulayım. İşte orada. Görgün Serif bir de girişe koymuş. Neyi koymuş abi? En iyi döviz sahnesi ödülü. Cavit Aslı'yla oldun. Yerime geçebilir misin dedi. Giydim şövalye kaskını. Dedim Züneyt abi elinden gelen ardına koma. Komadı. İyi bir dövüş çıkardık. İşte o sahne bu ödülü getirdi o sene. Ha, ödülü tabii Cavit'e verdiler. Vay anasını satayım. Kasta onun adı yazılıydı. Alacağım tek ödül olacaktı o. Yalvardım Cavit'e bana ver diye. Bana mısın demedi. Abi bu ödül senin hakkın. Al ödülü gidelim. Ne alması lan? O gün olsa kıymetliydi. Şimdi ne işime yarar benim? O zaman burada ne arıyoruz abi? Tut şunu. Tut. Tut. O ne? Onun hakkı bu Salih'ciğim. O ödülün hakkı bu. Yapamadım lan. Böyle gizli saklı girmek geldi beni. Hani zıpırt gelir. Bana bak. Sen yapacaksın. Nasıl abi? Abi saçmalama gözünü seveyim. Bana bak. Bu gece bu ödüle işenecek. Ulan sen demedin mi? Ne diler sen demedin mi? Sen yapacaksın. Ya arkadaş en düzgün adamlar bana gelince Hannibal Lecter'a dönüyor ya lan. Yine de yapayım söz verdiği bir kere. Abi tabi ben de strese girdim şimdi yaşın ölmeden. Abi benim iki numara geldi. Ne diyorsun lan? Çok fena geldi tutamıyor. Ulan tut ulan. O kadar demedik tut. Yok tutamıyorum. Dur bir şey. You cannot pass. Aba. Havar Rüstem abi havar. Oy. Ya arkadaş ben anlamadım ki bu polisler nasıl bu kadar hızlı geldi ya? Ulan öyle ses çıktı ki komşuların hepsi uyanıp polise haber vermişler. Abartma abi öyle bir ses çıkmadı yani. Ulan iki tane dişi olsa baba diyecekti resmen. Hiç ses çıkmamış bu iş. Bak. Tamam abi tartışmayalım ya. Azıcık kay da yatayım ben şuraya. Ya, ya hay Allah. Allah Allah. Bak bela mısın? Bunlar niye böyle yapıyor ya? Biz bilmiyoruz sanki anasını satayım onlar kadar ünlü olmadığımızı. İşin acı tarafı bilerek yapmıyorlar. Bize nasıl davrandıklarının farkında bile değiller. Çok değişti bunlar ya. Vallahi çok değişti. Bak şöhret bozdu bunları. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Ecevit? Şöhret radyasyona benzer. Yavaş yavaş işler kanser yapar adamı anlamazsın. Hay ağzın bal yesin içelim. Bana bir şey olmaz tabii. Bizim geldiğimiz yer belli. Fakir miydi aile? Pardon ya, özel bir soru oldu. İstersen cevaplama sade. Yok yok, sorun değil ya. Ben öyle şeyleri dert etmem. Yani fakir değildik de işte. Hani böyle bir eşortman takımı alırken üstü mont olarak giyilebilir mi diye bakıyordum yani. Bilirim. Bizim mont hikayelerimiz de bir acayipti. Ben ortaokuldayken annem hep kızardı bana her sene büyüyorum diye. Yeni kaban alacak ya bana. Yine orta ikideyim ben. Benim kaban yine bana küçük gelmeye başladı. Mağazaya gittik yenisini almaya. Ben orada bir kaban gördüm. Ama ne kaban? Böyle çift yüzlü. Bir tarafı siyah, diğer tarafı örgülü gibi bir şey. Nasıl yalvarıyorum anneme bunu alalım diye. Fiyatını öğrendik. Annem tabii olmaz dedi. İşte başka montlara bakmaya başladık falan ama bir kere benim yüzüm düştü. Sonra hiç olmayacak bir şey oldu. Annem bana kıyamadı. Dedi ki Ecevit, ben sana bu kabanı alırım.
Ama yırtarsan, kaybedersen, işte herhangi bir şey gelirse yenisini almam. Koskoca kış hırkayla gezersin bak dedi. Ben de hemen tamam dedim. Bir de bir beden büyük alırım dedi. Ben öyle her sene bir monta bu kadar para veremem. Ben de tamam anne al dedim. Yeter ki al. Büyük al dedim. Hakikaten büyük aldı kabanı. Hatta öyle büyük aldı ki ben hiçbir zaman o kabanın içine sığacak kadar büyüyemedim. Hala giyiyorum. Hala büyük geliyor. İçelim mi? İçelim. Madem böyle samimi bir ortam oluştu, ben de bir itirafta bulunayım ya. Kimseye söyleyemiyorum, içimde kaldı. Tamam bakalım. Ben Sıla'dan çok korkuyorum. Hangi Sıla'dan? Şarkıcı Sıla mı? Böyle kaşlarını çatıp adam döver gibi şarkı söylüyor ya, çok tırsıyorum ya. Hakikaten o niye öyle yapıyor ya? Yoruldum şarkısının klibi gece yayınlanınca tek başıma evde izleyemiyorum. İyi gece çıkarsa beni çağır, birlikte izleriz. Tamam, olur. Biz sanki seninle iyi bir ikili olduk ya. Olduk olduk, bayağı olduk. O zaman çatı kiremitlerini. Evdeki nevresim takımlarına. Zimbabeli tütün işçilerine. Pandomime gönül vermişlere. Kestane Gürgen Palamut'a, buzdolabını ayağıyla kapatanlara. Sen içerideyken çiçek yetiştirenlere. Grip olup da çalışmak zorunda kalanlara. Sen sürpriz deyince yüreğim ağzıma geliyor bak. Yok, bu sefer bayılacaksın. Ki normalde severim ben sürprizleri. O halde kusura bakma ama dibin düşecek ki en favorimdir. Ta 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 ta! Bir şey olmadı. Benim can borcum anasını özleyecekti. Ahmet Kural öyle kalacak, öyle mi? Yok ya. Nasıl yani? Feride, ben senin ananı getirdim. Dindir özlemini, hadi. Ya Ahmet, şaka yapıyorsun. İşte orada. Hani? Aha! Feride. Feride. Ahmet, bu benim annem değil ki. Nasıl değil la? Feride kızım. Kızım diyor işte, emin misin? Ya herhalde eminim Ahmet. Feridem. Sarıldı işte sana. Ya bir dakika, Allah Allah, Ahmet bu benim annem değil. Bir tanem, Feridem. Ferideciğim, Ankara'ya gittim gece. O kadar direksiyon salladım. Sana yanlış insan mı getireceğim ya? Annen o senin. Yavrum, Feriden benim. Ya hanımefendi, bırakır mısın? Aa, bırakmıyor da hanımefendi. Feriden. Manyak mısınız? Bir saniye ama ya. Ahmet bu benim annem değil. Feriden benim. Ya Ahmet, ne oluyor ama ya? Anlamıyorum ben ama ya. Tamam, şaka yaptım, şaka yaptım. Tamam, ağlayacak şimdi gerçekten. Tamam, bırak, tamam. Ne şakası? Feride. Feridem. Ablacığım tamam, gözünü seveyim, ellerine sağlık. Senin işin bitti, hadi tamam. İşte benim 100 kağıdı alayım. Yuh! 100 kağıt ne lan? Al. Bu işler bedava olmaz oğlum. Bir zahmet şu benim çay parasını da ödeyiver. Allah Allah! Ya ben öyle şaka yapınca belki gülersin diye. İyi de Ahmet, niye? Çünkü... Ya günlerdir gülmüyorsun Feride. Ahmet, bir an gerçekten annemi getirdin zannettim ha. Ya yok, anneni getirdim zaten. Şu şeyde, ileride kafe var, orada oturuyor. Ankara dediğin kaç kilometre kızım? Gittim getirdim, belki gülersin diye. Bana mı koyacak ulan? Ya Ahmet, hala şaka mı yapıyorsun, gerçek mi söylüyorsun? Anlamıyorum ben. Biz şöyle bir şuraya doğru yürüyelim seninle Feride Hanım, hadi. Ahmet, getirdin değil mi annemi? Bilmem, getirdin mi acaba, bilmiyorum. Cevabı beraber bulalım, hadi şöyle. Hadi. Vallahi dua et adam davacı olmadı abi. Yoksa gaspdan haneye, tecavüze kadar her türlü içerdedik ya. Hele bir anlasın, bir sürü fotoğrafı var elimde. Ha sahi ya, fotoğraf fotoğraf deyince adam böyle bir tırsıyor. Nedir o fotoğraf hikayesi? Orası beni ilgilendirir. Anam, ne oluyorsun lan? Oh, geçti abi midem ya. Bir rahatsızlığın mı var oğlum senin? Ne bu hal? Allah bu kadın programlarının belasını versin abi ya. Gayısı kurusu kadınlar da yaşlanmayı geciktiriyor demişler. Ablamla annem eve gayısı kurularını yığmış abi. Maaşın yarısını ona yatırmışlar ya. Evde olunca sen de yiyorsun ha. Ne yapacaksın abi ya? Sonra çırçır tabii. Hep bu kadın programları yüzünden. İzlettirme oğlum bu kadar zararlıysa ha? Nasıl izlettirmeyeyim abi? Fakiriz biz. Bu gece... Ya şurada ne oluyor ya? Akıl takıldı. Bir eğlence var oğlum. Hayırlı işler, hayırlı işler. Hayat
söyle. Abi ne kadar güzel söylüyor ya. Vallahi hakkı yetenek. Paralı mı şarkı? Dur abi, tam gaza geldim abi, bir dur. Öderelim mi? Biraz sus, biraz huzur. Yeter. 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 Sanki biraz fazla baydı. Abo. Sözler benim yüzümden. Tadı aynı. O sıktı, bu sıktı, kolyem boğazımı sıktı. O pıstı, bu kaldı, kız sarhoş oldu, ağladı. Sanki biraz fazla otomatikleşti. Olay biraz fazla otomatikleşti. Sanki biraz fazla otomatikleşti. Olay biraz fazla otomatikleşti. Bu gece biraz boş verelim mi diye düşündüm. İçkileri masaya vurup keyfimizi çatsak. Ben bir şey beklemem. Ben de bir şey beklemiyorum. Senden. Zaten ben de işim zor bak. Biraz sus, biraz huzur yeter. 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 Abi ikimizin de paraya ihtiyacı var, tamam mı abi? Bu nedir ya? O nasıl attı gitar öyle? Nasıl attı lan? Gitar değil, torun çekici. Soğurdular peşhane kulaklarını. Abi kız gitarı elinden Kordoba'nın topu oyuna sokmasına benzer bir yöntemle çıkardı. Sonra senden seken gitarı aldı, çalmaya devam etti. İzleyenler es verdi zannettiler. İzleyenler şovun bir parçası zannettiler. Alkışlayanlar oldu abi. Gitar bana gelirken hala çalıyor muydu lan? Çalıyordu sanki. Vallahi orasını ben de anlamadım abi ama senin kafayı değdikten sonra akorda olduğu gibi geldi bana ya. Vallahi onu bile ayarlamış olabilirim. Vay 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 vay. Havar doktor, havar. Ne kadar da tatlı, bir yola da farklı. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin. Ne kadar da değişik, bir yola da ilginç. Yakalayamayabilirsen üzülme sen. Hayırdır Murat? İntizar taklidi mi yapıyorsun? Silah sesi gibisin Münir. Seni duyan bütün kuşlar kaçıyor. Bravo, bravo. Ben bu mekanın füze kalkanıyım Murat. Başka bir niyetim varsa uyarayım dedim. Dört işlemle çok iyiyim demiştin sen Salih'e, doğru mu? O biçim. Çarparım, bölerim, toplarım, çıkarırım. O zaman Münir, hadi yavrum komşudan bir onluk alıp geliver çabucak. Hadi, 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 aç. Usta abici. Hava çıkıyor. Kendimi yeterince ifade edemedim sanırsam. Biz burada böyle şeyleri sevmeyiz. Biz diye bir şey yok Münir. Seninle aramızda olan test dairesi sonvari bir ilişki. Sen doğruları savunuyorsun, ben alternatifi. Uzun vadede kazanma şansın hiç yok Münir. Zaten havam da gitti. Havam bozuldu. Avram gitti ya. Hadi canım, hadi. Hadi, hadi. Balkanlardan gelen soğuk havayı beklediğimiz gibi bekleyeceğiz seni de. Fazla acele etme tekrar gelmek için. Yüzüğü de takmışsın. Burnuma dönmüşsün zaten. Kıymetlimiz. Boş yere Yüzüklerin Efendisi değil oğlum o filmin ismi. Münir Efendi. Her şey bunun sayesinde oluyor. Ne diyorsun lan sen? Bakıyorum da ilgini çekti konu. Az önceki kızlar. Sence neye bakıyorlardı? Yüzük. Değil işte. Satürn'ün halkası oğlum bu. Bunun sayesinde boşta gezen ne kadar gök cismi varsa hepsi etrafında toplanıyor. Vay anasını. Ya işte. Ya biliyorsun. Sen akşam yapacağım şovu bir izle, ondan sonra bir gör karar verirsin. Murat ben de geleyim lan. He? Allah aşkına Murat'cığım ben de geleyim ya. Ya mekanı koruyacağız, galoş falan ayarlayacağız diye. Vallahi yapayalnız bıraktım kendimi ya Murat. Ne olur ben de geleyim lan. Akşam ben de geleyim mi lan? Yok, yok. Daha neler ya. Murat'cığım. Bedava senelik üyelik. İstediğin uzunu geliştir. Sixpack. Standart bir Kuzey Güney bölümünde izlediğimizden de fazla. Adonis. Üç ayda Adonis çıkarırım. Yetmez dersen Sabonis bile çıkarırım lan. Almus'tan gelen Yiğit Hüseyin gibi olur mu lan vücudum? Ya yok onu yapamam şimdi ama vücudu bayağı bir toparlarız.
Ve şimdi sete gidiyorum. Hey Allah'ım ya. Tamam lan. Akşam görüşürüz. Bekleyeceğim Muratcığım. Bekleyeceğim. Ya sen özledim deyince... Ya ben annemi özlemedim ki. Özlemedin mi? Yok. Saka kuşu yavrusu gibi ağlıyor değil mi? Ahmet'ciğim, bu benim en basit yalanım. Neye ağladığımı söylemek istemediğim zaman annemi özledim derim ben. Hem zaten ben annemle hiç anlaşamam ki. Hem ya. Ha. Neye ağlıyordun peki sen? Ya sabah uyandım, ellerim ayaklarım bağlı. Mehter takımı tepemde bas bas bağırıyor. Sinirlerim bozuldu. Hem senin şu papatya sürprizin vardı ya. Ya ona da kızdım diye çok pişman oldum. Bari dedim bu seferkini bozmayayım dedim. Ne bileyim annemi özledim dedim. Ne yapayım? Geri götüreyim lan ben bunu o zaman. Ya Ahmet. İnsanın sevgilisi annemi özledim deyince erkek şefkat gösterir. Yani ne bileyim hediyeler falan alır. Kalkıp 500 kilometre ötedeki kadını ertesi sabah karşısına dikmez ya. Ahmet Kural kızım benim adım. Alaaddin'in cini gibiyim ben. Ne istediğine dikkat et. Şakam yok. Yaparım. Neyse hadi gel yanına gidelim de vıdı vıdıya başlamasın şimdi. Efendim kusura bakmayın. Sizi de beklettik burada yalnız yalnız. Feride bu çocuk ne kibar çocuk. Yolda gelirken de nasıl hizmet edeceğini şaşırdı. Aman efendim vazifemiz. Feride. Eğer bu çocuğu kaçırırsan başını taşlara vur kızım. Anne. Ahmet, oğlum bunun aklı bir karış havada. Şimdi bak yaşı da kaç oldu? Bu akılla bunu kimse almaz. Sen al onu olur mu? Anne. Ne var? Olur mu efendim? Feriden benim Bizans altını gibidir. Her dönem alıcısı vardır. Kuru 1400'den bozuyorum. Şaka da yapabiliyor bu ha. Estağfurullah. Ya ne kadar da Feride'ye benziyorsunuz. Ahmet. Vallahi bak, sokakta görsem sizi böyle uzaktan... Şu gelen Feride'nin annesi değil mi ya? Derim. Ahmet. Hık demiş burnunuzdan. Ahmet ben evlatlığım. Canım benim. Tabii şimdi... Ya şaka be şaka. Ya ilahi Feride ya, ben de... Annem aslında benim teyzem. Yani teyzemin çocukları olmayınca öz annemler beni vermişler. Ben ama yine de teyzeme anne diyorum, değil mi teyzem? Tabii şimdi. Ya şaka be, hemen gerildi bu da. Ağzının ortasında şimdi bir tane bir şey var orada. Feride'cim ya, niye böyle yapıyorsun şimdi? Annem mi, değil mi? Bilmem. Öz annem mi acaba? Ya ne oluyor ya? Uğraşmasana çocukla. Deli bu kıza. Ben öz annesiyim Ahmet. Nasıl oluyormuş Ahmet Bey? Abi telefonum çalıyor. Ben bir gideyim bakayım. Paltonun cebinde kalmış. Ha git tabii. Git, git, git. Arayan vardır git. Doktor olunca arayan çok oluyor tabii. Ahmet. Sen şimdi Feride ile ciddi misin oğlum? Aşırı derecede ciddiyim efendim. Seviyor musun? Aşırı derecede seviyorum. Ahmet oğlum biliyorsun bunun aklı bir karış havada. Küçükken de malının kıymetini hiç bilmezdi. Sen eğer ciddiysen ben sizin aranızı yaparım. Vallahi mi? Yaparım. Vallahi bir ömür duacınız olurum efendim. Sen merak etme. O iş bana emanet. Halledin lütfen. Halledeceğim. Bana ne kadara patlayacak acaba? Ekmek, ekmek. Ekmek yemeden doymaz. Daha nereye yiyeyim sade? Tekstil sektörü ne kadar gelişmiş arkadaş ya. Adamlar çekilmesi gereken sahnelerin tamamını çektiler ya lan. Adanın genellerini de çekeceklermiş. Onlar kalmış. Yalnız ben hiç ümitli değilim kardeşim ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeceğim lan. İlk bölümü çıksın kardeşim. Gidelim izleyelim bakalım. Eğer beğenmezsek gideriz kapılarına. Biz çekeceğiz deriz. Nedir yani? Nedir yani? Akşam ne yapıyorsun lan? Alemlerdeyim nokta net. Sen de gel diyeceğim ama başım bağlı nokta org. Org ne lan? Boş ver kardeşim. Akşam ben çok önemli adımlar atabilirim kardeşim. Sen yine ne adımlar atıyorsun lan? Atınca anlarsın. Safi Cemal, akşam ne yapıyorsun lan? Vallahi biz gidip Ecevit'le rolümüze çalışacağız Ahmetciğim. Siz sıkılırsınız, ünlüsünüz ya. Ne diyorsun lan? Sen buna bir şey mi dedin oğlum? Yok. Neyse. Biz doyduk zaten değil mi Ece? Kalkalım istersen. Kalkalım. Benim de iştahım yoktu zaten.
Asıl bombaya gel. Dizinin başında baytar kokmayan çoraplarının sunduğu kayıp başlıyor yazacakmış. Kokan yazardı daha mı iyiydi Sade? Sen beni hiç anlamadın ya. Hadi. Suya suyu içeriz bunları. Oğlum biz bunu kırdık mı fark etmeden? Bir şey mi söyledik? Ne gene bu havalara girdi? Bilmiyorum da demek ki yani biz bunun bir gönlünü alalım. Bakarız, zamanı gelince alırız. Bu ne lan? Eşek eti mi oğlum bu ya? Sonra diyorlar ki niye sette yemek yemiyor? Niye yiyeyim? Sait, gel bakayım nerede? Nasıl nar suyunu üzerimize bulaştırmadan... Senin kızın menajeri var mı? Ne menajeri ayol? Para mı aldığı var çocuğun? Olsun hemşire, menajer şart. Ben yaparım istersen. Yapar mısın? Yaparım tabii. %10 komisyona yaparım. Vallahi sıfırı %10'u yine sıfır ediyor. Ebu Nafit sen yap. Ecevit para kazanacak da. Olsun sen yine de konuş kızınla. İyi. Konuşayım bakayım. Efendim, neden bu kadar zahmet ettiniz ya? Hakikaten anne ya, niye zahmet ettin? Aa, ne zahmeti canım? Şimdi siz nerede bulacaksınız ev mantısını da kim açacak? Feride mi? Vurdu, gol oldu. Anne, tıp fakültesini bitirdim. Üstüne gittim, bir de uzmanlık yaptım. Ama hala sana yaranamadım ya. Canım kızım, yani ben lafın gelişi söyledim zaten. Bir anne kızının mutluluğundan başka ne isteyebilir ki? Zaten onu da bulmuş. Vurdu, gol oldu. Vallahi çok mutluyuz. Doğruya doğru. Anne sen ne zaman gideceksin? Yani bizim için de kendi düzenini bozmuş oldun. O nasıl söz Feride? Terbiyesizlik yapma. Vallahi acı biber sürerim ağzına. Aha da sürüyorum ha. Başımızın üstünde yeri var ananın. Ferideciğim, birkaç gün işim var. Onları halledip döneceğim. Şey... Yalnızım. Anneciğim, ver ben hallederim. Ver sen. Dikkat et. Artık damak zevkinize göre dökün. Yalnız dikkat et, kızgın. Tamam. Ananı sikeyim, Feride geliyordur lan! Anne! Anne! Ya ben onu şey olarak söylemedim, o manada söylemedim. Refleks olarak ya. Ağlama, ağlama. Murat, yemin ederim bak refleks mi çıktı oğlum ağzımdan? Ben söylemeyeyim ya. Allah öyle bir şey. Ne olursun bir şey söyle. Ahmet'ciğim kardeşim, şimdi doktora gittiğin zaman dizine çekişte bunu dizin atar ya. İşte o reflekstir kardeşim. Sıcak sobayı elinde yemesin diye böyle bastığın ana çekersin. İşte o reflekstir kardeşim. Fakat sırf üzerine yağ sıçradı diye sevginin annesine küfür etmek literatürümüzde var mı? Rüstem abi, Rüstem abi. Duymadı. Yok, 300. Deme, deme. Öyle deme Cemciğim. Şimdi Ahmetciğim, analı kızlı diye bir yemek var ama sen onu çok yanlış anlamışsın. Aba. Nasıl öyle deme? Oğlum manyak mısın lan? Kadıncağız öldü gitti işte. Resmen öldü gitti kadıncağız. Artık kafasında neyi canlandırdıysa. Ağlama, ağlama, ağlama. Salma bacım kendini. Ahmet! Velette alnamin. Nasıl oldu Feride? Sakinleştiriciler iyi geldi baya. Ya Feride, kurban olduğum bak, yemin ederim ki aslında ben o lafı ananı refere ederek söylemedim. Ya biliyorum Ahmet, biliyorum da. Neyse. Ahmet, ben annemi de alırım, bir iki saate evden çıkarım. Yarın da yolcu ederim. Yalnız sen biz giderken ortalıklarda olma, tamam mı? Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Hı? Nefret ediyor benden değil mi? Yani. Bir daha görmek bile istemiyorum dedi. Ya gülme Feride ya. Ya Ahmet, nasıl gülmeyeyim ama ya. Annemin yanındayken anneme küfrettin ama ya. Ya ama ben onu kastetmedim ya. Niye anlamıyorsun beni? Ya, ay Allah'ım ya. Bak günlerdir ilk defa böyle gülüyorsun. Ananı sırf o yüzden aldım getirdim buraya. İstemediğim yoldan da olsa seni güldürmeyi başardım. Neyse. Biz bir iki saate gideriz, sen de ortalıktan kaybol, tamam mı? Tamam. Çok hoşsun ya. Hadi. Kadına kalayı bastık yala.
Allah aşkına Beylan. Oğlum işte senin yüzük deyince belli olsun diye böyle bir şey yapayım dedim. Ya lütfen Münir ya, bu kıyafet ne lan? Bir de evladım imaj için takım elbise giyeyim dedim. Benim son takım liseden kalma olunca da durum böyle oldu lan. Ya bırak. Tipi kes ya. Münir Allah aşkına, Barış Manço'yu kullanırlarken araya Erol Büyükmuş'un saç teli karışmış gibisin ya lan. Bu ne lan? Hay ben seni yapacağın işin. Senin tipin şu mekana nüfuz etmeden ben av mevsimini başlatayım en iyisi. Başka türlü olmayacak. Target detected. Fıtı fıtı. Fıtı fıtı. Selamun aleyküm. Yüzünü çıkarmamışsın. Dürüst adamları severim. Saklayacak bir şeyim yok, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim. Sana mı gidelim, bana mı? Oho, onu diyecektim ben de. Öyle olsun ki şey yapalım, bana gidelim. Sana da uyarsa tabii. Olur. Olur. Yüzüklerin efendisi Murdur'un derinliklerine girecek birazdan. Yemek için de sağ ol, biberli bonfile, cacık. Son cacığın olur inşallah. İnşallah kardeşim, ben de seni seviyorum. Lan o manada demedim lan. Allah belanı versin. Huh. Bilen bilir, Kopçalı'nın benim için manevi değeri büyüktür. Hadi neyse. Kariyer sitesi mi o ya? Seni ilgilendirmez ya. Hemen paramı. Gideceğim ben. Ne parası ya? Ne parası ya? Dün gecenin parası. Hadi, hadi. Hareketlere bak ya. Zaten bir bitkine oldu belli de. Kuru 1.8'den mi sayıyoruz? Olur. Olur. 6 kere 8, 48. Buyurun. Şimdi burada 1100 lira para var. Normalde 1080 yapar. Benim matematiğim çok iyidir. O 20 lira var ya, düz olsun, 1100 olsun, bir kere daha yapalım. Ne bir kere dahası ya? Ben artık dün geceden sonra bu işi yapabileceğimi bile sanmıyorum. Niye ya? Ben artık sevişemem. Ya bırak işi, hobi olsun diye bile artık sevişemem. Nasıl ya? O kadar kötü müydü? Bak, hayatımda başıma gelen en kötü anları sayayım mı sana? Birincisi, amcamın bana tecavüz ettiği gündü. Onun yakınlarında okulda bitlendiğim bir dönem vardı. Dün gece de işte bu ikisinin arasında bir yerdeydi ya. Hayır, hayır. O kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Saygı duyuyorum ama katılmıyorum. Elimden geleni yaptım ya, daha ne yapayım yani? Ya ben dün gece bir ara uzaylılar tarafından kaçırıldığımı sandım ya. O kadar da değil ya. Sen de ne yaptın? Tamam Tokatlıyız da yani. İnsanları hor kullanmam ben. Ya öyle değil ya. Dün gece ben bir ara çatıya çıktım atlamak için. Sonra vazgeçtim, geri geldim. Sen gittiğimi bile fark etmedin. Hala devam ediyorsun. Kendince bir çaba içindeydim böyle. Oldu mu öyle bir şey ya? Oldu ya. Benim de işte huyum kurusun. Kaptırdım mı kendimi, duramam. Non-stop, aynen devam. Havlucu Mehmet bir beriki. Yok ya, yok. Vallahi bana bir uyarın. Ben zaten meslek icabı biraz Rusça biliyorum. Artık rehberlik falan yaparım. Buraya kadarmış ya. Fıtı fıtı fıtı. Şimdi madem işi bıraktın, şey yapalım diyorum. Arkadaş olalım. Yani normal arkadaş. Kahve falan içeriz, ben sana fal bakarım. Arayayım mı seni? Ara sen beni ya. Ara. Arayacağım. Ara vallahi, ara sen beni. Arayacağım. Arkadaşım, o 20 lirayı geri alabilir miyim? İş başka, arkadaşlık başka. Hastasın sen ya. Ya vallahi hastasın. Çok yalnızdım. Yalnızdım. Resepsiyon, yukarıdaki eşyalarımı alır mısınız? Ben bir daha odaya girmek istemiyorum. Alın, yakın onları. Ulan bu nasıl iş arkadaş ya? Zina yapacağım diye yola çıktın, kötü yoldan kız kurtardın yala. Allah benim belamı versin. Bizim de çekimler bitti. Bugün yarın ilk bölüm yayınlanır. Ben sana benimle konuşursan güvenliğe çağırırım demedim mi ha? Yani onu sen dediğinde güvenlikle ben olduğum için o paradoksu çözemedim ben. Kendi içime doğru seslendim ama iç ses olduğu için duyulmadı. Sadi, bak çağırıyorum. Tamam ya, Allah Allah. Zaten yarım o gün dizi yayınlanınca buralarda duramam ben artık. Giderim, bırakırım bu işi. Güvenlik, güvenlik. Tamam ya, Allah Allah. Güvenlik, güvenlik diye çağırmıyormuş ya. Ahmet, ne olur yine sürpriz deme bana ya. Ya yok, bu sefer sürpriz mürpriz yok ya. Bir tek... Neden böyle yapıyorum biliyor musun Feride? Neden? Son zamanlarda seni hiç iyi görmüyorum. Ne gülüyorsun, ne eğleniyorsun.
Ya biliyorum Ahmet, biliyorum da. Ama işte bu yeni iş, nöbet, insanlar falan. Hah, ben de katlanamıyorum işte seni böyle görmeye Feride ya. Ben istiyorum ki gülmekten yanakların kırışsın. Hayatımdaki yapbozun kayıp parçasıymış senin gülümsemen meğerse ya. Hep o yüzden bu sürprizler. Sen gül diye ama onu da beceremiyorum. Ya Ahmet, ben seninle çok mutluyum. Ama işte bu insanlar iş falan yoruyor beni ya. Feride, buraya ilk kez sen geliyorsun, biliyor musun? Evet. Murat'la Sadi de bilmez burayı. Ben böyle kafamı estikçe geliyorum buraya. Kafamı dinliyorum, çocuklar gibi eğleniyorum. Trambolinlerde. Aynen. Sen de yapmak ister misin? Bütün sitesini atıyorsun lan. Vallahi bak. Hadi sal kendini şuna, hadi be. Ya bilmiyorum Ahmet ya. Ya gel sen beni dinle. Bütün stresten uzaklaşıyorsun diyorum ya. Hiçbir şey düşünme. Mümkünse işi de düşünme. Hadi. Hadi yarışalım, gel. Yarış. Of Ahmet ya. Hadi. Hadi. Moby Dick. See the world is yours now. See the sun in the sky. See the open window through which you fly. Time to take a chance now. Got to move real quick. Got to live your life and shine. Ahmet çok teşekkür ederim. Gerçekten terapi gibi geldi. Feride zıplasana bak ne olacak. Niye böyle oldu? Vallahi bilmiyorum ama aydan gelen astronotları da kesin böyle oluyordu kız. Ahmet ben çok rahatladım ya. Ne oldu kız? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Gene ağlıyorsun. Annemi özledim. Ya. Ahmet, hı. İyi ki varsın. Hakikaten ha. Gördün mü hemen nasıl yönetmen olma sevdasına düştüler? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer bunlar dediklerini yaparsa bütün sahneleri kendilerine yazdırırlar ha. Ya, böyle konuşmayı hiç sevmiyorum. Ya biliyorum hep senin çok iyi arkadaşın lan. Ama biz seninle ikimiz birlik olmalıyız. Yani bence öyle. Bence de. Ne yalan söyleyeyim, bence de birlik olmalıyız. Yani biz birbirimizi kollamazsak, biz hiç kimse kollamaz ki. Aynen. Yapacağız bir şeyler ya. Şşt, Sami Cemal Cingöz, hadi la kalk çabuk gidiyoruz, işimiz var. Hadi hadi. Bunlar nereden buldu burayı ya? Gelmiyorum ben, işim var. Rakı içiyorum ben. La oğlum, Murat'la biz bir spor programından teklif aldık. Seni de ilk bölüm şerefine konuk yorumcu olarak götüreceğiz. Hadi. Vallahi mi abiler? Ya hadi oğlum, hadi çabuk la. Galatasaray'la ilgili kısımları sen yorumlayacaksın. Abi sen ne diyorsun? Sade. Efendim? Seninle ne konuştuk az önce? Ne konuştuk? Sana aşkım seni de götürmek isterdik ama işte gel gör ki offside'le ilgili falan soru girer şimdi. Müşkül durumda kalırsın diye götürmüyoruz. Afiyet olsun. Ece. Sende nakit var mı ya? Benim üzerimde yok da hesap edersin değil mi? Zaten bir çekiştik. Hadi sana. İki saat sonra filan canlı yayındayız. O ne yiyor? İzlersin. Hadi. İyi yayınlar. Sağ ol. Vallahi abiler bayağı bir şey var söyleyeceğim. Hepsini hazırladım kafamda. Sakin ol sadeciğim. Sakin ol kardeşim. Çok coşmala. Beyler. Bazı şeyler önceden konuşalım diye geldim. İlk bölüm itibariyle hiçbir eleştiri yapmıyoruz. Nasıl ya? Genel olarak iyi tablolar çiziyoruz. Bardağı dolu tarafından bakacak şekilde konuşuyoruz. Bir dakika ya, Türk futboluna bardağın dolu tarafı mı kalmış ya? Murat Bey, uzatmazsanız sevinirim. 20 milyon taraftarı olan kulüp bunlar. İlk hafta uğraşmayacağız dedim. İşte esprili bir şeyler söylersiniz. Bizim tecrübeli yorumcularımız gerisini götürür zaten. Tamam? Aman diyeyim. Bu ne ya? İlk hafta bir şey demeyin diyor. İyi de ben başka hafta yokum ki, bir tek bu hafta varım. Fonetik diller gibiydik arkadaş. Yazıldığımız gibi okunurduk. Ne hallere düştük biz ya? Bu ne lan? Canlı yayın değil mi Murat bu? Canlı yayın kardeşim. O zaman ne yapıyoruz kardeşim? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Patlıyoruz! Haydi abiler! Cübapa cübapa. Oh oh. Peki Sayın Ahmet Kural, bu hafta Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi bu haftadan ziyade Beşiktaş'la ilgili bilmek istediğim, anlayamadığım birkaç konu var benim. Hazır tecrübeli abilerim, sizler de buradayken bunu sormak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Bu Beşiktaş'a gelen golcü orta sahaların yavaş yavaş sürekli koşan düz adam haline dönüşmesi süreci nasıl işliyor tam olarak? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Tabii tabii, Veli Kavlak var. Tabata var. Bırak Tabata'yı kardeşim ya. Ayhan Akman gerçeği var ortada ya. Bu adam Beşiktaş'a hücum yönelik orta saha oyuncusu olarak geldi. Ön libero olarak çıktı. Adamı 3 senede ofansa küstürdünüz be. Beşiktaş'ın ama oyuncuyu hücumdan soğutan bir oyun disiplin anlayışı var zaten. Gizemli ama var yani. Ya Stefan Kuntz bu takımda stoper oynadı lan. Alman milli takımında forvet oynayan adam geldi burada stoper oynadı. Top çıkarmışlığı var çizgiden. Ben gördüm lan. Sen hala bana diyorsun ki hücumdan soğutuyorsun. La neyi soğutuyorsun? Ayıptır be. Bak Muratçığım, iddia ediyorum eğer ki Beşiktaş 2. Dünya Savaşı yıllarının Almanya'sında olsaydı dünya daha barışçıl bir hal alırdı, onları da küstürürdü hücuma. E işte Fenerbahçe. Fenerbahçe mesela ben kendimi bildiğim bileli Pablo Picasso'nun tablolarındaki insanlar gibi vücut oluşturacak her türlü uzun var fakat başka başka yanlış yerlerde yani. Siz de Fener maçlarını izlerken Michael Bay filmi izliyormuş gibi oluyor musunuz ya? Bravo kardeşim, 10 numara 5 yıldız tespit. Buradan Hollywood sinemasına sesleniyorum ben. Öyle Megan Fox oynatırım, Transformers yaparım da olmaz bu işler. Yer yolda kalırsınız. Türk futbolu da böyle işte. E ne efendim, Megatron'u var, Optimus Prime'ı var, seyircisi var, Bumblebee'si var. Seyir zevki yok, ruh yok, heyecan yok. Bir de Fenerbahçe'de en iyi teknik adam ve en iyi kadro. Akreple Yelkovan gibi. Aynı anda, aynı zamanda hiçbir şekilde yan yana gelemezler. Nadiren yani. Ama şimdi şunu kabul edin abiler. Türk futbolunda bir şeyleri değiştirmeye en çok yaklaşan takım Galatasaray'dı. Ya tabii orası öyle de şimdi. Galatasaray resmen Türk insanının maziyle bağını koparamama hastalığının futboldaki tezahürü gibi yani. Bunu da hepimiz biliyoruz yani. Tabii tabii. Buna katılırım. Buna itiraz etmem. Galatasaray, Steaua Bükreş'in oynadığı yarı final maçından sonra daha iyisini yapmak yerine insanları bunun çok büyük bir zafer olduğuna ikna etmeyi tercih etti. İşte biz orada bittik kardeşim. Sürekli yarım kalmış maceraları niye zafer gibi sunuyoruz kardeşim? Ya Manchester'ı eledik, ya Monaco'ya 35 metreden gol attık. 89, Prekazi hocam. Tamam işte ama o Prekazi torun torbaya karıştı. Hala o golü konuşuyoruz ya. Ya kardeşim üstüne bir şey koysana. Kupayı aldılar ama sonunda. Tamam da Ahmet bak hala o kupayı konuşuyoruz. O yetti aslında bize. Her sene vizyon, misyon belirliyoruz, büyük hedefler koyuyoruz ama bütün Galatasaraylılar itiraf etsin abi. O kupa yetti bize, biz orada durduk. Ya şimdi bir dakika Fuat hocam, Mehmet hocam. Kusura bakmayın ama biz neyi tartışıyoruz ya? Lan biz İngiltere'ye resmi maçta gol atamadık lan daha. Evet abi. Biz neden Möller'in İngiltere'ye attığı golden sonra verdiği pozla övünüyoruz ya? Biz niye kendi golümüze sevinemiyoruz abicim? Niye? Niye? Ya bırak onu. Kardeşim biz Beşiktaş olarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde Barcelona ile eşleşmeyelim diye dua etmek zorunda mıyız ya? Biliyoruz rezillik çıkacak, tamam hadi biliyoruz. Elin Fransız'ı, elin İtalyan'ı Dünya Kupası finallerinde nasıl yendik? Avrupa Kupası finallerinde nasıl koyduk diye konuşuyor ama biz burada sessiz sessiz taraftar olarak susuyoruz yani hocam. Bu arada koyduk dedim ama onu dip diyecek miyiz nasıl olacak o? Bunun sebebi ne peki? Bunun sebebi ne biliyor musun? 50 yıldır bir naneyi beceremeyen futbol yöneticileri. Eli azıcık para görünce sapıtan, sonradan görme futbolcular. Hatta bu konuyu işleyen çok da güzel bir film vardır Türk sinemasında. İlyas Salman oynar. Ya ya ya, şa şa şa. Dar alanda kısa paslaşmalar, hadi. Futbolda da bunun başka türlüsü var Fuat hocam, Mehmet hocam. Yani her şeyin en iyisini bildiğini iddia eden ama tavırlarından hiçbir şekilde, en ufak şekilde taviz vermeyen teknik direktörler. Nokta net. Hatta gerekirse isim vereyim. Geçenlerde Üstün Dökmen hocamın bir programında rastladım. Çocuklara şunu yaparsan şeker vereceğim deyip vermeyen ebeveynleri eleştiriyordu. Çocuklar insanlara olan güvenlerini kaybediyorlarmış. Hangi kamera? Üstün Dökmen hocam kusura bakma da Türkiye'de 80-90 arası doğan çocuklar şeker yüzünden değil. Hesler, Möller, Zammer üçlüsünden bir tanesi bile Türkiye'de oynamadığı için kaybetti insanlara güvenini. Öyle işkembeden transfer haberleri sallamayın. Onlara yanıp gece heyecandan uyuyamayan çocuklar var çünkü. İnsanların duygularıyla oynamayın lan. Almanya Ligi'ne de oynamayın. Çok sürprizli, yatarsınız. Aferin lan Sadi. Bravo. Bir Rıdvan Dilmen, iki sen. İşte 3 Mehmet Demirkol, 4 Fuat Akta, 5 Hayri İçer. İçerler. Adını doğru söylemesem içerler. Hayri Hiçler. Bravolar. Vallahi iyi içimizi döktük ya abiler. Bir de Hami Mandıralı toplara nasıl sert vurmaya başlamış ki yaparsak tamamdır. Bir de bir rivayete göre... Bir dakika, bir reklam arası verebilir miyiz hiç değilse? Tabii hocam. Hocam siz ne yaptınız ya?
Çok iyi yaptık, çok da güzel yaptık. İçimizi döktük, rahatladık. Haydi. Vallahi bir 5 dakika yayında kalmışızdır herhalde. Ulan helal olsun bize. Hocam saygılar, iyi yayınlar. Çok güzel programdı. Görüşmek üzere. Sağ olun. Eyvallah abiler. Ben şey, burada yazılar falan alayım. Yes. Hocam, Sadri'nin ikinci arayı bir de hocam çok teşekkür ediyorum. Tokat Spor Bulancak maçından bahsettik. Onu söylemeseydim şehre beni almazlardı. Otogardan giremezdim, sağ olun. Ahmet, Sadri. Hayatın olmuş işler güzel. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Takip edilmediğinizden eminsiniz değil mi? Ha? Twitter şakası yaptım. Neyse, Ahmet, Murat, Sadi, dün televizyondaydınız. Maşallah, öttürdünüz, döktürdünüz, söktürdünüz çocuklar. Aslanlarım benim be. 05 reyting alan programda 5 dakika. Böyle 10 programa daha katılsanız 5 reyting yapar. AB'de ilk içe güler, Total'le de bayağı bir kaynaşırız. Neyse, arkadaşlar, burada toplanmamızın sebebi mucizesi. Nihayet pilot bölümümüzü tamamladık. Hakkı Bey ve benim yönetmenliğimde ve tabii de sizin katkılarınız sayesinde pilot bölümümüz bitti. Hepinize sonsuz şükranlarımı sunar, teşekkür ederim. Sağ olun. Bravo ekip, bravo! Ayıp ya. Heyecanlar, heyecanlar. Olur öyle şey. Neyse, çok uzatmayalım o zaman. Başlayalım. Vedat'cığım, kaptır gelsin. Hiç mi güvenmiyorsunuz bize? Ayıp. Geliyordum ama bu bildiğin olmuş gibi lan. Vallahi şaka mı kabiyene Ahmet, ben de çok beğendim. Bu bildiğin olmuş lan. İşte budur. İşte bu arkadaşlar, bu. Başardık, başardınız. Hepimiz birden başardık arkadaşlar. Şimdi bu Alles Klar pilot bölümü kanala gönderiyoruz. Pilot bölüm değil, sinema bu, sinema. Ben demiştim, inanıyorum demiştim. İşte bu. Bu can kalk, can kalk. Gençler, galiba bu defa olacak ya la. Bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Bu sefer olacak abiler. Birimiz hepsinin, hepsi üçünün sap... Olacak ya lan bu defa. Düşündüm hayatı kenara atıp perdeleri çeksek. Ben bir şey beklemem adamım senden. Biraz sus, biraz huzur yeter, yeter. Biraz fazla baydı. Sözler beynleri kemirdi, tadı aynı. O sıktı, bu sıktı, kolyem boğazımı sıktı. O pıstı, bu kaldı.